Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Çekeceğim bu videoda sevgili aslan burçları ve başak burçlarının 18 Ocak 24 Ocak tarihleri arasındaki astrolojik yorumlarını yapacağım. Aynı zamanda tarot okumalarını gerçekleştireceğim. Bakalım 18 Ocak dönemi sevgili aslan burçlarına neler getiriyor? Aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar. Ben de yükselen aslanım. Aslında yükselen aslanların başına gelmeyen kalmaz. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir ama yine ben bir yükselen aslan olarak biraz şey yapıyorum, hani hayatı böyle hafife alıyorum. Gülüyorum, eğleniyorum ama hakikaten yükselen aslan olmak çok zordur. Entrikalara, her türlü kıskançlıklara maruz kalırlar. Her türlü sıkıntı onları bekler, aşmaya çalışırlar. İşte girdikleri her ortamda biraz enerjisini düşüren, modunu düşüren insanlarla karşılaşmaları çok mümkündür. Bunları söyleyebilirim. Sevgili aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar. Dışa dönük yaşayacağınız bir hafta. Oldukça dışa dönük ve yeni insanlarla tanışabileceksiniz. Artık bu hafta boyunca farklı insanlara, farklı çevrelere giriş yapacağınız ve girdiğiniz çevrelerden kabul göreceğiniz bir haftadasınız. 10. evinizde oluşan yığılma, iş, kariyer ve sosyal statü evinizdeki yığılma, burada işte Uranüs var, Mars var, böyle bir tepede duruyor. Ayın ortasından sonra inanılmaz derecede bir toplumsal aktivitede artış olabilir. Aynı zamanda bazı aslan burçları sağlıklarıyla ilgili konularda böyle sağa sola koşuşturmacalar yaşayacaklar ama tatlı bir telaş olacak. Bazı hastalıklarınız kendiliğinden iyileşebilir. Bazılarınızın da sevgili dostlarım, hani akciğer ve mide rahatsızlıklarına işaret ediyor. Bunlara da çok dikkat etmeleri gerekir. Spastik kolon gibi, yani biraz mide spazmı, işte bağırsak sendromları çok ortaya çıkabilir. Eğer ameliyat için sıra bekliyorsanız ya da bir operasyon geçirmek istiyorsanız bu dönem, bu hafta bunun hazırlıklarını yapın. İyi bir dönem, ameliyat için olsun, operasyonlar için gayet iyi bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Yenilikler, değişimler sizi bir hayli yoracak ve bilimsel olarak bazı konuları inceleme fırsatı bulacaksınız. Bilimsel yaklaşımlarınız olacak ve gerek boğa burçlarından gerek oğlak burçlarından sahiplenici ve size destek olucu hareketler gelebilir. Aynı zamanda boğa ve oğlak burçlarından arkadaşlık, dostluk olacak sevgili dostlarım. Şimdi bu hafta kimseye sır vermemenizi öneriyorum aslan ve yükselen aslanlar. Hani dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna hesabı. Sırlarınız ifşa olabilir. Hiç kimseye hiçbir konuda sır vermeyin. Psikolojinizi, içinizden geçenleri kimse bilmesin. Sen ve ilahi adalet bilsin. Allah bilsin. Meleklerine konuş, meleklerinle konuş. Kimse bilmesin. Bir tek insanın bile bilmesi. Belki bir sırlarınız vardır. Belki konuşmak ihtiyacı duyarsanız ama bu hafta sırları verecek hafta değil. Ser verip sır vermiyoruz. Sevgili aslan burçları, bu hafta boyunca dediğim gibi ser verip sır verme yok. Bu haftanın böyle sloganı bu. Sırlarımız içimizde saklayacağız. Ser verip sır vermeyeceğiz. Bu Osmanlıca bir sözcüktür. Ser vermek, yani baş vermek anlamındadır. Başını verir, sırrını vermez. Bu hep Osmanlı'daki böyle sağlam devlet adamları için, sağlam devlet erkanı için söylenmiş sözdür. Ser verip sır vermez. Başını kessen laf çıkmaz. O anlamdadır sevgili aslan burçlarım. Şimdi gelelim dostlarım
Genel durum nedir? Bir tarot okumalarına yapalım. Aslan burçlarının 18 Ocak haftası genel bir durumlarını gözden geçirelim. Şimdi genel durum şöyle. Bir değişim haftası, değişimin sizi beklediği bir haftadasınız. Haydi hayırlısı bakalım diyorum. İkinci olarak da bir yerlere gitme, bir şeyleri teklif etme ya da bir ödül alma. Ödülünün taçlanması, üst üste sevinçler alması olası bir haftadasın, onları söyleyeyim. Bazı konularda kendini hapsettin, sınırladın. Sınırlarını zorlaman lazım. Aslında sevgili Aslan Burcu, sen daha iyilerini yapabilirsin. Çok daha iyilerini başarabilirsin. Onu söylemek istiyorum. Biraz daha sabır etmen lazım. Biraz daha her şey için şükretmen lazım. Daha güzel günler çok yakında, onları söyleyebilirim. Sevgili dostlar, şimdi genel durum buydu Aslan burçlarına. Bakalım Aslan burçlarının iş ve para durumları ne alemde? İş olmazsa yaşam da olmuyor. Maalesef böyle bir döngü var. Şimdi iş, o paralar, paralar bozulmasın aralar. Paranız çok iyi. Para kazanıyorsunuz, paranız geliyor. Siz var ya, siz aslan burçları, böyle karizmanızla bile para kazanırsınız. Parayı kazanıyorsunuz. Yok demeyin. Hiç ağlamayın. Para geliyor. Para geliyor. Ay, parayı kazanmaya böyle kazanmışsınız da böyle elinize geçmesine bir adım kalmış. Bir hafta, en geç bir ay içerisinde topluca bir para aldığınızı, sevindiğinizi görüyorum. Bu bir iş görüşmesi de olabilir. İş görüşmesine çağrılacaksınız. Çok az kalmış. Atanma da olabilir. İş görüşmesi de olabilir. Çok süper bir döngüde yaşayacaksınız, onu söylüyorum. Parayla aranızdaki soğukluk giderilmiş. İş bulma umudunu yitirmişken aniden iş bulacağınızı görüyorum. Ve şöyle bir durum da var sevgili dostlarım. Her ne kadar iş bulsanız da, her ne kadar mesleki anlamda ilerleseniz de bir şeylerin eksik kaldığını düşünüyorsunuz. Daha iyi başarabilirim azmi var. Tabii ki başarabilirsin. Belki bir mesleki diploma alacaksın, sertifika alacaksın, çalış. Belki şu an geçici bir iş olarak kabul ediyorsun bunu. İleriki dönemde başka bir şehirde, başka bir mekanda yeni bir iş deneyimin olacak. Kesinlikle bu mümkün. Sevgili dostlarım. Yani şu anki işin hani işinden memnun olabilirsin ama daha farklı olaylar denemek istiyorum diyorsun. Haklı olduğunu düşünüyorum. Dene. Aşk durumları ne alemde sevgili aslan burçlarının bakalım. Aşk durumunuzu şöyle bir sorguluyorum. Şöyle bir aşkta bir gardını alma, bir küsmüşsünüz, bir duygusal tıkanıklık, hani beni üzdü, ben hani ona ne yaptım ki dercesine bir sıkıntı var aslan burçları. Şöyle bir gardını almışsın. Ben elimden geleni yaptım, gerisi Allah'a kaldı diyorsun. Bakalım hayırlısı olsun. Burada da gerginleştiğini, sinirlendiğini söyleyebilirim. Sinirlenmiş, gerginleşmiş olabilirsin ama bazı akıl yürütmelerle, mantık yürütmelerle, gerek aslan burçlarıyla yay, aslan burçlarıyla boğa ve aslan burçlarıyla akrep burçları arasındaki aşklar gündemde olacak, gündeme cuk diye oturacak. Ama ben ilaveten hissiyatımı söyleyeyim. Aslan burçlarıyla koç burçları arasındaki aşklarda yani yelkenler fora diyorsun. Açılmışsın. Haydi bakalım hayırlısı diyorum. Bakalım sağlık durumu nedir aslan burçlarının? Onları da bir irdelemem gerekirse. Evet, sağlık. Aslan burçlarının sağlığı, genel sağlığı. Evet.
Çok iyi, sağ olun. Hiç karıştırmayalım. Hanım aslanlar, sağlığınız yerinde. Aman hastalık da neymiş deyip geçiştireceğiniz bir döngü yaşıyorsunuz. Biraz düşünceli, biraz duygulu olabilirsin. Yakınların hasta olabilir. Yakınlarından birisi böyle stresli olabilir. Ona yardım ettiğini görüyorum sevgili aslan burçları. Gelelim sevgili Başak burçlu dostlarıma, Başak burçlarına geliyorum. Şimdi sevgili Başak burçları, Venüs Oğlak burcundan sana çok güzel etkiler gönderiyor sevgili Başaklar. Aynı zamanda şöyle söyleyebilirim. Venüs Oğlak burcunda dolandığı bu dönemlerde aşkta çok şanslı olacağınız bir döngü yaşıyorsunuz. Aynı zamanda Uranüs'ün de Boğa burcundaki hareketiyle beraber Uranüs, Venüs ve sizin birinci evinizdeki yaptığı açılarla birleşince ani fikirlere, ani parlamalara hazır olun. Ani bir fikir parlayacak, bazı sorunları çözeceksiniz. Özellikle kişilik probleminiz varsa, yani nasıl bir kişilik problemi? Başak burçları zaten çok şeydir böyle sevgili dostlarım, için için böyle pimpirikli falan. Hani kişilik sorunu dediğim şöyle bir kişilik. İç dünyanızda tamam, bir insana güvenirsiniz, dışarıya gelince ona şüpheyle bakarsınız. Acaba bu şöyle mi, acaba böyle mi? Böyle karşıdaki insanlarla ilgili de bazı problemler yaşıyorsunuz. Biraz evhamlısınız. Aslında sizin gibi düşünmekte fayda var. Çünkü bu düşünme her zaman sizi böyle sistematik düşünme sizi başarıya götürüyor. Bunu size temin edebilirim. Çünkü araştırma sonuçları, bunu birkaç kere de söyledim, tekrar ediyorum. En zengin insanların, en başarılı insanların, en mükemmel insanların, yani iş yaşamında en mükemmel olanların, disiplinli olanların Başak Burcu olduğunu gösteriyor. Şimdi kişiliğiniz o anda böyle bazen gelgitler yaşar. Yani kişiliğinizle ilgili sorun dediğim bu sorun yani. Başarır mıyım, yapamaz mıyım? Hadi atıl başaracaksın. Bunu söyleyebilirim sevgili Başak Burcu. Yani kişiliğini olumlu yönde etkileyecek olaylar olacak. Korkularını aşıyorsun bu hafta boyunca. Gelelim Başak Burçları'nın tarot okumalarına. Genel okumayı yapıyorum. Sevgili pimpirikli Başaklar, evhamlı Başaklar. Ama mükemmelliyetçi. Bence mükemmeller. Mükemmelliyetçi derler ama bence mükemmeller aslında. Başak Burçları mükemmeller. Şimdi sevgili Başak Burçları'nın genel durumu nedir? Bakın aynısı. Yediğiniz darbeler, yediğiniz hani yediğiniz kazıklar diyeyim, affedersiniz çocuklar, onu idare edin benim. Yediğiniz darbeler sonucunda insanlara hiç güveniniz kalmamış. Özellikle ikili ilişkiler konusunda gelgitleriniz var. Gerek erkek başaklar, gerek kadın başaklar bir hayli bu hafta gelgitler içindeler. Bakın görüyor musunuz? Gelgit içinde olan bir erkek ve gelgit içinde olan bir kadın. Ve gerçekten bu da yenilen darbeler. Hayatta tecrübe nedir demişler. Karşıdaki insan ne cevap vermiş biliyor musunuz? Tecrübe hayattaki yediğim kazıkların toplamıdır. Ay, hiç öyle bir şey olmasın inşallah. Hiçbir darbeniz olmasın. Hiçbir kimseden kötülük görmeyin. Siz zaten görmezsiniz, mantıklısınız. Bakalım iş ve para durumları neymiş? Sevgili Başak burçlarının iş ve para durumları, oho, her yerden para geliyor. Uzaklar yakın oluyor. İş konuları konuşulacak. Uluslararası ticaret olabilir, internet yoluyla bir ticaret olabilir, mükemmel olacak ve alıp başınızı gidiyorsunuz. Bazı olaylara uzaktan bakıyorsunuz. Bir iş tasarınız var ama henüz hayata geçmemiş ama geçecek. Sizi mutlu edecek mi? Edecek. Hayrınıza olacak mı? Çok hayrınıza olacak. Ve aynı zamanda bazı olayları muhakeme etme, hem zihinde canlandırma hem de gerçek hayata geçirme ile ilgili planlarınız var. Haydi hayırlısı diyorum. Bol şanslar diyorum. Ve gelelim sağlık sorunlarına, nelermiş?
Başak burçlarının hastalık hastası başaklar. Hastalık hastası başaklar. Ama gerçekten hasta mısınız? Yok yok, iki yerde tıkanma var, iki ayrı sorun var, sağlığınızla ilgili çözülüyor. Ve şurada kutlama yapıyorsunuz, sağlığınız düzelmiş. Sağlığınız düzelmiş ama bir toplu yerde gözüktünüz, bir hastaneden yardım alıyorsunuz ya da birilerinin hastalığı iyileşiyor, siz de geçmiş olsuna gidiyorsunuz. Haydi hayırlısı bakalım. Adamın biri mezar taşına yazdırmış yabancılarda, bilmiyorum doğru mudur. Hastayım dedim dedim de inanmadınız. Şimdi inanıyor musunuz diye mezar taşına yazdırmış. Şimdi siz başaklar da öyle. Hastayım diyorsunuz diyorsunuz. Artık o kadar çok pimpirikli olmuşsunuz ki kimse inanmıyor. Ben inanırım ama başak burçları gerçekten çabuk hasta olurlar. Ama çabuk da iyileşirler. Şimdi sevgili başak burçları erkekleri, hanımları, aşkta ne durumda? Aşkta aşk üçgeni, bir kıskançlık enerjisi ya da işte birilerinin kıskançlığına maruz kalmış olabilirsiniz. Haydi hayırlısı bakalım diyorum. Yıldızınızın parladığı bir dönem yaşıyorsunuz. Aşkta aşk üçgeni dağılıyor, yıldızınız parlıyor ve hepsinden önemlisi ikilik yok. Yani aşkta ikilemde kalma yok ve aşkta tek bir vücut olmayı başaracaksınız. İkiniz de aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Buradaki telepati o anlama geliyor. Birbirinizle telepatik bağınız var ve birbirinizle empati kurmayı başaracaksınız. Çok mükemmelsiniz sevgili Başak burçları. Dostlarım, Aslan ve Başak burçlarını yorumladım bu videomda. Bana gerek tarot okuması, gerek astroloji danışmanlığı, spiritüel danışmanlık konusunda yardımda bulun isteyebilirsiniz. Yardım isteyebilirsiniz. Numaram 0546 481 3506. Astro Canan ben. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.